Sıkayım mı lan, boş mu dolu mu, ne diyorsun? Tabak çamak, tabak çamak. Baviera değil, ha Baviera. Tamam, anlaştık. 800 lira. Bir, o kadar bütçem yok. 850 yapalım, bizim olsun. 2000 lira olur. Aa, 500 diyelim buna. Çok fena kazık yemiş gibi hissiyat çöktü içime. Oğlum her yerde göremezsin, ben filmlerde görüyorum hep bunu. Emir abiyle pazarlık et, ben edemiyorum artık. Şunu 2000 lira alamaz mıyız ya? 2000 versen, 2,5 versen. Ya alo, alo, bana böyle bir şey yapılmadı. Hatta dedi ki Orkun Bey'i de çok seviyoruz dedi, o da verdi. Bana niye vermedi ya? O çakmak bir ederinde çıkmasın var ya. Bu yayınlanacak mı? Evet, beklenen bit pazarı videomuz için Ankara'ya geldik. Evet. Ayrancılar bit pazarının önündeyiz. Burası normalde ayda bir kurulan bir bit pazarı ama yılbaşına özel yılda birlik bir pazar kuruldu abi. Bayağı da kalabalık bu arada. Türkiye'nin en büyük bit pazarındayız. Bugün bütçelerimiz de çok güzel, çok güzel ürünler de var. Süremizi bir saat yapıyoruz. Tamam. 10 biner bin lira bütçemiz var. 11'er bin lira. Evet. Toplam 22 bin TL bütçemiz var ve bu sefer sadece 2 bardak alma hakkımız var. Evet, biz bardaktan çok yürüdüğümüzü fark ettik. Peki bir dakika, bir set aldık ama 8'li bir set, ne yapacağız? Ya o bir set, o bir item sayılır. Ha onu okey, tamam okay. Öyle sayacağız. Yani şöyle fazla yapacağız, bütçe yüksek olduğu için hakikaten yüksek pahalı alıp daha yüksek pahada şeyler satmaya evet, çalışacağız. Evet. Büyük ürünler alacağız, çok pahalı ürünler alacağız. Bütçemiz de iyi olduğu için bakalım. Sonra gidiyoruz yine, çay yolunda değerlememizi yapacağız. Satmaya çalışacağız aldığımız ürünleri. Kim ne kadar fazla kar ettiyse o kazanacak. Hadi başlayalım, çok hazır soğuk bu arada. 4 dereceymiş. 4 derece, severiz soğuk ya, Ankara'nın soğuğu bizi kesmez. Buz gibi. Hadi hazır mıyız? Dağılıyoruz. Böyle gidiyoruz. Hadi gittik. Bir önceki videoda da modum çok düşüktü çünkü lambamı çaldılar videonun başında. O yüzden o videoda modum çok düşük. Onu fark ettim. Bu lambayı, o lamba ve bu. Benim ürünüm, evet evet benim ürünüm. Ne? Abicim, bari parasının yarısını ver. Ürünü çal derif ya. Bu sefer saate girmiyorum, bardak çanak girmiyorum. Hakikaten antik olacak, değişik şeyler alacağım. Bak güzel stratejik gidiyoruz, tamam. Ben alıyorum, Emir'e veriyorum. Furkan sen de çekiyorsun. Hiç vakit kaybetmiyoruz hiçbir şeyde. Orak mı abi bu? Küçük orak. Orakçık. Bak şeytan doldurur Furkan, gel. Sıkayım mı lan, boş mu dolu mu, ne diyorsun? Şimdi eski ürün istiyorum, büyük ürün istiyorum, güzel antika tek parça ürün istiyorum. Bak az önce bir 5 dakika ikinle yürüdük dolandık biz buraları. Bu eskiden eczanelerde ilaçlar bunların içinde saklanıyormuş. Bunlardan böyle yüzlerce kütüphane gibi diziyorlarmış. Böyle bir şey. Ama bunu satamam herhalde ya. Bu ne, Japon? Shiseido. Ama işte bir tane var abi. Bu ne kadar fazla olursa aynı set üründen. Mesela bak, şunun bir tanesi 100 lira ediyorsa 8 tanesi 5000 lira ediyor. Ne kadar set bulabilirsek o kadar iyi. Aa bıçak. Bak bu arkadaş bize taktik verdi. Dedi pazarlık yaparken vur dedi fiyatı dedi. 2'de 1'ine 3'te 1'ine indir dedi. Oha bu ne lan? Karambit gibi, ne oğlum bu? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok güzel ürünler ama ben bunları satamam. Ay ne güzelmiş bu. Aa muşta. Muşta satılıyor mu ya? Yasak abi. Yasak ama işte satılıyor. Aa sizin yöre itemi oğlum. Geleneksel var. Oğlum bu nasıl çalışıyor bilmiyorum bile. Nasılım? İyiyim değil mi? İyi sallarım ha. Abi İsviçre çakılarına bakabilirsin. Çok pahalı şeyler. Eğer orijinallerse. Abi orijinal bunlar. Hepsi orijinal. Kaça vereceğim bunu bana? Bunun deri kılıfı da var. 2500 lira. Abi size o ne olur? 2000 lira olur. Deri kılıfıyla birlikte. Abi 500 diyelim buna. Ondan öğrendim taktiği. Bak senin oğlan söyledi bana taktiği. O ürünlerde olmaz. Özellikle fiyat yazıyorum. Bunlar dolar üzerinden. Yo ürün çok güzel gerçekten. Kaça veriyorsun? Sen bana onu söyle. Sana son 1,5 hadi bak. 1,250. Hayır olmaz. Alıyorum lan, tamam ver bunu. Hadi aldım gitti. 1,5. Bak sana güvendim, ondan aldım. Bak fiyatını bilmiyorum. Abi çabuk verin ama. 1,5 gitti. 9,5'umuz kaldı. 1,400 vereyim hadi. Anlaştıktan sonra pazarlık yapıyorsun. Ticaret ahlakına ters yani. Öyle. Oğlum senden öğrendim. Benim hocam sensin. Hayır. Tamam peki o zaman 100 lira verin ama bana. Doğru verdim değil mi ben? O sayalım bir daha. Bir daha saysana. 2, 4, 6. 8, 10, 12 bir tane daha vereceğim. Bir de eksik vermişim oğlum. Bir daha denemişim dolandırmayı yani. Eyvallah çok sağ ol, hadi görüşürüz. Gerçekten sağlam değerli bir şeyler. Aha kılıç buldum. Hayırlı işler, kolay gelsin. Abi şu kılıçlar ne kadar? Şununla şu. Bakabilir miyim şuna? Bu Osmanlı değil mi? Buna pazarlık yaparız. Vallahi ona 2000 lira falan veririm şuna. Kılıcı beğenmedim, üzerine tarih yoktu. Ya bir de yani 6000 lira yetmez şimdi ya. Büyük çaplı bir şey almamız lazım. Dikiş makinesi olabilir, eski hesap makinesi olabilir. Hayırlı işler, kolay gelsin. Merhabalar. Abi tezgahtaki böyle en kıymetli, en eski şey ne? En eskisi bu mu? Ne kadar mesela o? Oo çokmuş. Ama gümüş diyorsun tabii. Abi saf gümüş. Güzelmiş bayağı ya bunlar da. Tamam bu kadar pahalı olmayıp böyle kıymetli bir şey neler var? Abi peki sana bir teklifim var. Bir tane gümüş ayna, bir de bu takunya. 1,5 olur mu? 1500 ikisi. Şununla şu. Zaten bunun 70-80 gram yani gümüşü gelir bunun. Hamam takunyaları bunlar. İşte ben teklifimi yaptım. Abi sen bunun ikisini 1,5 verirsin ya. O zaman 1,750. Hayırlı olsun.
Tamam hadi. Siftah senden. Senin muhasebecim yapabilir miyim ya? Sen bana 1.750 verir misin? Eyvallah, sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Takunya'yı giyince aklıma sen geleceksin ha. Arkadaşlar yani pazarlığı yaptık, el sıkıştık ama çok fena kazık yemiş gibi hissiyat çöktü içime. Böyle bir refleks gelişti. Bilmiyorum ne olacak, göreceğiz satışta. Ama şu an çok fena kazık yemişim gibi geliyor. Şöyle diyorum ki şu tarzda şeyler alsak iş yapar mı? Bize böyle koleksiyon değeri yüksek güzel şeyler lazım. Yani sen olsan hangisini tercih ederdin mesela? Şunu mu alırdın, bunu mu alırdın gibi? Gerçek Mercedes değil mi? Ne kadar mesela bu? Şimdi bunlardan hangisini 2000 liraya alabiliriz? Şunu 2000 liraya alamaz mıyız ya? 2000 versen? 2.5 versen? Baksana içine rezistans falan var. Bayağı kettle. Abi bütçeyi diyorum ki yüksekten bir şeyler alalım. Onu da her yere harcayasım yok o yüzden. Abi selam tekrar. Az önce uğramıştım buraya da, bunlar İngiliz ürünleri. Bak şurada bir Japon setim var. Ama bu set değil ya. Ha ikili mi bu? Değil. Farklı bunlar. Set var. Set Japon var mı? Var. Nerede? Mağazada. Abi ne yapayım mağazadaki ürünü? Bana buradaki ürün lazım. Yama sen. YouTuber'lar da buradan yedin. Abi bana çok güzel bir fiyat ver. Bak şu ikisini alayım ben senden. Ben onları 350'den satıyorum. 250. 150 vereyim. Aldım. Abi hemen hızlı sarabilir miyiz? Verdim abi 150 lira. Şunları aldım. İkili. Japon. Yamasen. 24 karat altın olduğu iddia ediliyor. Bilemiyorum. İkili set. Gönül isterdik 8'lisi olsun. Bunu çok mutlu olacaktık. Arkada bir yerde bir 8'li bir set gördüm. Bunu bulabilirsek şimdi onu da alacağım. Bak küçük asker adamcıklar. Pazarın bu arada döneri ve gözlemesi çok iyiymiş. Buraya gelen döner mutlaka yesin dediler. Bak şu döner reyonu arkada. Bir saatimiz bitsin döner yeriz. Hocam bu kama ne kadar? Kaç yıllıktır bu? Ne kadar? 14.000 lira. Oo. Şimdi bunu en son kaça yaparsın? O da 3.500 yapar. Bir buçuğa vermez misin bunu? Valla. 18 parça bagası var. 2 diyelim bari be. 2. Siftah olsun 3.000 lira yapalım. 3 olmaz. O kadar bütçem yok. Harcı harcı gidiyorum. 2 max yani. O zaman 2.5 olsun. Seni üzmeyelim, buraya kadar gelmişsin. O zaman 2.5 yaparsan yanına bir şey vermen lazım ki bütçemi çıkarabilirim. Canın sağ olsun, yanına bir tane kol düğmesi. Onlar ne kadar normalde? 300 lira. Yine fazladan para verdik ama. Ne, tamam alayım, ver hadi bir tane. Hangisi olsun seç, sen seç. Altısından bir tanesini alacağız. Bence Sedef'i alalım ya. Bu daha gösterişli ya. O zaman tamam. 2.5 hayırlı olsun. Eyvallah. 2500. 2600 mu var? Ha şu 100 lira. Sen say 100 lira alacağım sana. Nasıl? Oğlum her yerde göremezsiniz. Ben filmlerde görürüm hep bunu. Niye bunu aldım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O çay yolundaki abla buna bayılır gibi hissettim. Biraz onun üzerine oynadım şu anda. Elimizde kuş tüyü gezeceğiz anasını satayım. Öyle. Merhaba, kolay gelsin. Bu ne kadar? 70 lira alalım bir tane. Sağ olun size de. Bu da pazar çok hoşuma gidiyor. Rengarenk gördüğüm için aldım bunu. Benim alacağım şeyler tükeniyor ya. Mecbur alacağız porselen 2 tane bardak artık yani. Tabak çanak reyonu bak bakayım. Tabak çanak, tabak çanak. Baviera değil. Ha Baviera. İkili kaç imzalı bu? Tek. Ne kadar abi bunlar? 1500. Şu hepsi. Aynen. Şöyle göreceksin. Tamam dur, bunu aklımda tutayım. Ya nerede orası? Ben tabak beğendim bir yerde. Tabak. Furkan delireceğim bak, bulamazsam burayı şimdi ben bir saat bu tabak şeyini arayacağım. Nerede bu tabakçı? Tabak. Ha buraya bakmıştım. Bak şimdi şu ürünü bir gözüme kestirdim ama. Ya bak eski gibi duruyor. Gerçek dönem ürünü olsa bu çok güzel ve çok değerli gider ama. Yeniymiş oğlum bunlar. Değişik çakmaklar. 1920'ler onlar. Hangisi abi 1920? 1911. Vay anasını. Ne kadar abi bu? Bir de gümüş olduğu için bunun fiyatı 8500. Ne kadar? 8500. 8500 mü? Pazarlık bile yapamam. Yapamayacağım bir fiyat bu yani. Yok. Hani. Kim var 40'lar 30'lar? Aa çok hoş. Şu kadar. Aa çok hoş bir çakmak. Çok hoş. Bu ne kadar abi? Bu da olabileceği 5500 size bu. 5500 mü? Ne yapacağız ya, 5500 diyor abi. Abi 1000 lira. Bunda yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok özel çakmaklar bunlar. Koleksiyon diyor tamam çok abi, daha peki ben yine uğrayacağım sana. Bir düşüneceğim. Param kalırsa tamam, geleceğim sana. Oğlum bana mı öyle geliyor? Biz çok erken bitirdik mi burayı ya? Nerede kılıçlar? Kılıçlar da pahalı diye ondan ben şey yapmıyorum. Dur, pazarlık var burada. Buraya birazdan gelelim. Hiç şey alsak mı acaba? Gümüş kaşık bıçak alsak mı ya? Bir iş yapar mı onlar? Ya biz de dolandırıldık oğlum. Onu geçtik yani. O saatten sonra koymaz yani. Ondan Merlin Monroe yelpazesine kim? Şimdi ne kadar çoklu bir set tabakları, yine döndük. Döndük dolaştık yine. Furkan sakın hiçbir şey kırma. Bu ne şimdi, bu okum ya, yası silinmiş bunun. Kina bir şeyler aldı ama. Aldın bayağı. Allah s**tık oğlum ya. Allah. Bir de pazardan haberi geliyor Ekin'in alışveriş yaptı diye. Aa delikli. Hangisi 250 ama takım olarak 1200. Takım olarak 1200. Kaç tane var? 6. 200'den yapıyorsunuz. 150'den alayım. Tanesini 150'den takımı alacağım. Ha bir dakika, bu ne? Bunların şimdi pazarla oturalım sizle. Peki o zaman. Takım olarak 20.000. 20.000 istiyorsunuz takım olarak. Ne? İkili mi var? Ha şunlar. Bunlar ne kadar? Bunları da sana 750 dersin. 600 diyelim bunları da. 1200'e de bunları almış olayım. 650 diyelim. Tamam bunları da aldım. 2-300 gitti. Ayırmasın Mevlan bizi. Şunun tanesi 50 diyor değil mi? Evet. 6 alsam bir tane hediye eder misin? 250 tamam. Şöyle göstereyim. 6 tane ne işe yaradığını bilmediğim çay kaşığı aldım. Arkasında Almanca bir şeyler yazıyor. Eyvallah. Şöyle vereyim. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Bu bakır değil mi bu? Ne kadar olur bu? Aslanlar, ben...
Tamam. 500'e verirse bunu alırım. Tamam. 500. Ne kadar peki bunlar? Ben bunlara 1000 lira veririm. Çok az. Biraz çıkmaktı. 1000 lira veririm valla. Şunu aldım. O zaman 1250. 1200. Hurdacıya verin. Hurdacı size en az 3000 lira para verin. 1300'e anlaşalım. Tamam. Bir kalem gördük ama markası Cross'tu. İkinci eli pahalıysa bir şey yapabiliriz. Haftaya Orkun Işıtmak'ta görürsün. Orkun da burada. Gelir birazdan buraya. Gördün mü? Onunla beraber çekiyoruz şimdi. Makas. Şş, seversin sen. Gel gel. Alalım mı ucundan Furkan? Şu kadar var zaten. Oğlum kese kese kalmadı tabii. Bu güzelmiş ya. Bu mercan mı ya? Mercan kırmızı. Oğlum biz bunları elimizde topladık ya. Al bak. Akik miydi bu? Neydi? Ha, geldik bizim dükkana. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Bak lomografi seviyoruz. Bu yeni bir ürün. Bende daha 30 tane falan var bunlardan. Dedemden falan kalanlar var. Çok güzel şeyler var. Ay. Ay bayılıyorum bak. Bak şunun güzelliğine bak. Çok güzelmiş. Kaldı. Çok güzel yapmış. Çok güzel. Güzel sağ ol. Bunlar ne kadar? Küçük olanlar 1750 lira benim satış fiyatım. Bize ne yapıyorsun? 1250 lira. Oğlum. 1000 diyelim. Aldım gitti. Aldık oğlum bıçak. Bu nedir? 1925 yılına ait bisiklet pompası. 1925 bisiklet pompası. Bu ne kadar? 1200. Oy 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 oy. 400. Bana 800'e bırakın. 550. 700 son. 700. 1, 2, 600 olmuyor mu? Yapma be. Maliyeti 600. 700 tamam peki. Aldım lan bisiklet pompası 1925. Torba ister misin? Yok 100 lira verirsen bana. Var mı bizim yerimiz buna poşet alayım mı? Alalım poşet. Poşet almayayım 100 lira indirim yapsın olmuyor mu? Eski ürün antika ürün mü? Abi kolay gelsin. Nelerin var? Sen bu reyon sana mı ait komple öyle? Aa, güzel bir pick up. Çok paslanmış abi onlar ya. Bu yaşanmış. Benim lafım bana satılıyor geri yaşanmışlık. Bu gemi mi? Ne telefonu bu abi? Sara telefonu. Ne diyorsun okutur muyuz bunu? Ne bu Aselsan mı bu? Ya. Ne kadar abi bu? 1500, 1200. Çoktan açtın kapıyı. 400'e kapatalım bu işi. 700 maliyeti var. Yapma çok ya. Bir güzellik yapmayacaksın mı bize? 700 maliyeti var. Ona göre bir şey söylersen. 500. 701 lira versen. Ya bize gelişi 700 zaten. Tamam 710 liram var. 710. Ama harbi 10 lira karla verdim. Kaç param kaldı benim? 4600 var. Yürü, yürü. Dikkat et. Kırma Furkan, kırma Furkan. Devam, devam, devam. Abla el işler kolay gelsin. Sende böyle güzel bir porselen takım var mıdır? Fincan. Var mı? Burada var mı Royal Albert hiç? Bavyera da olur. Kaçı benden önce almış. Az önce Orkun geçmiş buradan. O kaptıysa hiç gerek yok. Biz başka bir şey alalım mı? Abla peki bunu bana 500'e verme ihtimalin var mı? 600. 600 olur mu? Tamam bunu alalım ya 600'e. Orkun buradan bardak almış. Biz az önce çiftli bardak sorduk ya. 1,5 dedi. Onu almamız lazım o yüzden. Orkun'un aldığı fiyatı biliyorum. 650 bir tane almış Royal Albert. Hadi biz 750'ye çiftli aldık diyelim. Onu kapatırsak eğer 1,300'e takım olduğu için daha fazla satabiliriz orada. 4000 küsür kaldı abi. Nasıl diyorsun? Ne diyorsun? Oğlum niye harcattınız lan o kadar parayı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Paramız bitmiş bir Allah'ın kulu söylemiyor. Hayırlı işler abi. Az önce sormuştum ya. Bunu son fiyat ne dersin abi? Şu... Değilim. 1,300 almaz mısın? İyi hadi abi güzelce sararsan. 1500 abi pazarlık yapmadı ama geçerli sebepleri var. Bunu çiftli takımlı aldım. Büyük ihtimalle Orkun'dan daha fazla paraya satacağım bunu. Bunu yazın. Biraz kazık yedik gibi geliyor. Bir yandan da piyasa yükseliyor yalnız abi. Biz bu seriye başladığımızda ilk dolar 18 liraydı. Hakikaten fiyatlar yükseliyor gittikçe. Şu nedir abi? Ne kadar bu? 100 liraya verirsen alayım. 200 olur mu? Tamam bir 100 daha verin abiden. Furkan dönem ata binme miferi. Benim kafama küçük geldi bu. 93 yılından kalma bir sigara paketi açılmamış. Ya. 30 yıllık tekel marka. Ne kadardır hocam bu? 1600 lira. Çok dedi. Yani bunun 600'e falan gidiyor abi bunlar. Biz 3 tane sattık bundan. 850 yapalım bizim olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun aldık. Bir üründe budur. Diğer aldığı ürünün eşi gibi düşün. Evet yani. Öyle söylüyorum. Bak yazın. Bunu kaça veriyorsun? Normalde bunun fiyatı 1500 lira istiyorum. İsveç malıdır. Bunu da yapabileceğim 1000 TL. Onu da ver 850'ye onu da alayım. 1000 TL gerçekten. Ver 850 alayım ya bunu yalnız. Ne yapacaksın yalnız kalacak bu. Hayırlı olsun. Aldım. Abi sen sar bana bunları. 850 1700'e kapadık biz bu işi. Bu arada son 10 dakikamız. Artık son 10 dakika yapan alışverişler sayılmıyor herhalde. Alacağız ne var ne? Yapacak bir şey. Belki denk getiririz. Okunlarla mı karşılaştık? Nasıl gidiyor? Sen akıllı hemen ayarlamış bak fotoğraf çekilirken. Güzel. Hadi görüşürüz. Nerede çakmakçı abi? Şurada çakmakçı abi. Gel. Geldim. Bu ne kadar peki? Bunu size 1200 diyeceğim.
1500-2000 lira çatma. Şimdi ben 2400, abicim ben de 3000 lira var. O zaman şöyle, gene 1920. Tamam. Çok güzel gördüm. Fransız. Evet. Mükemmel bir ürün. Sadece sizde olacak. Bunun değeri ne kadardır? En az 350 euro. Yok ya. Allah Allah. 350 euro diyor Furkan. Senin o diğer gösterdiğin nerede? Bana bir ürün daha gösterdin sen. Buna ne kadar dedin? Sen geçeceksin. Bardak getireceksin. En sonuçta 5500. 5500 dedin az önce ona. Gel abi bunu 3'e yapalım bunu. Bunun sadesini yok. Bunun sadesinin sadesi var. Sadesi dediğimde şu. Sadesi tertemiz. Bunu verebilirim. Ama bu yani. Emir abiyle pazarlık et. Ben edemiyorum artık. Abi 2. Yok bunda şöyle. Yani abi inşallah pişman olmayacağım ya. Olmayacaksın olur mu? Bak şunlar kim? 1930'lar Fransız. Peki mesela Fransız niye bu değildi o? Bu okyanus hedefi kaplı olduğu gibi. Bu daha güzel değil mi? Bunu niye vermiyorsun? Bunu da vereyim. İkisi 3000 abi. Hay imkansız. Ya, Emir'e vur dedik öldürdü yine ya. Tamam abi o zaman bunu 2700'e ver 300 liraya döner yiyelim şu arkada. Paramız kalmıyor. Helal olsun. Tamam anlaçtık mı? 2700. 1, 2, 3, 4. 3000 liram yokmuş ki. 2840'ım varmış zaten. Bir çakmağa 2800 verdim ya. Şu an çok canım sıkıldı ya. Bu ne acaba? Hayırlı işler kolay gelsin. Hocam bu nedir ya? Akım ölçü ne abi? Bu cihazı anlamadım ne olduğunu. Döküm herhalde bundan ama. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Abi şu havan bakır mı? Hayır pirinç. Pirinç. Ne kadar bu? Valla 1500 diyorum 1300 olur. O zaman sen 1200 dersen 800 diyorum. 800 verilmiş ama. Bir. Tamam. Bunu da aldık abiden. Bakır var mı elinde? Ne kadar o? 2000 liram yok. Dur bakacağım. 1300'üm var. Şu tabak ne kadar abi? Alttaki. Buna yapar mısın bir şey? 1200. 1250 yapalım aramız olsun. Tamam. Buna 1250 dedik değil mi? 1, 2, 3, 4, 80 lira paramız kaldı. Buna abi kaç demiştik? Buna 1 dedik. Buna 1250 dedik. 2250. Bitti mi süre? Evet, süremiz doldu, bitti. Vallahi çok pahalıya satacağımı düşündüğüm şeyler aldım açıkçası. Sadece ilk aldıklarımla kazık edeyim. 80 lira da param kaldı. 10.920 TL harcadık toplamda. Orkun nerede? Orkun çakallık yapıyor şu anda. Süre bitti normalde. Abi öyle işler. 4 bardak salep alabilir miyiz abi? Bence bir salep arası verilir ya. Şimdi dönerciye doğru gideceğiz. Ben tokmakla geziyorum bu arada. Süremiz bitti. Bayağı bir şey aldık ama işte insan anlamıyor o kargaşanın içerisinde. Paramızı da tam bitirdik. Güzel denkleştirdik. Hatta birazcık param arttı. Şimdi ekine döner ısmarlayacağım. 240 liram var. Ömer ne yaptınız lan? Bu ne oğlum? Bitti oğlum süre. Bitti. Almayın bir şey artık. Almadık oğlum. Bitti. Niye elinde var senin tokmak? Koyacak yer bulamadık. Elimizde kaldı. Ben bilerek 240 lira arttırdım döner alalım diye. Senin 80 var. Tamam. Abi kolay gelsin. Döner ne kadar? Aydan dahi 140 lira abi. 140. Allah bize kadar çıkıyor. Prodüksiyon alsın size. Bizim bütçemizde olmuyor. Ama Ankara'da böyle bir döner bulamazsın. Abi dediler. Bir deneyin. Yiyeceğiz. Yemeden olmaz. Nasıl yapıyorsun? Ben çok güzel ürünler vardı. Ben de çok güzel aldım düşünüyorum. Bayağı bir şey aldım. Hiçbir fikrim yok. Kaç var? 140 lira. Evet. Çok güzel. Değil mi? Güzel mi? Et gelmek oldu. Aynen var oldu. Ürün çeşitliliği çok fazlaydı. Benim şimdiye kadar gezdiğim en çeşitli pazardı. Benim de aynı şekilde. Çok güzel ürünler vardı. Ucuzdu fiyatı çoğu ürünün İstanbul'a göre. Çoğu ürün de pahalıydı. Pahalı olan da çok şey vardı aynen. Ama ürün çeşitliliği gerçekten evet. Çok fazlaydı. Bayağı bir şey aldım ben ya. Bir tane 3000 liraya çakmak aldım küçük. İyi 3000 mi bilmiyorum. Liraya, Allah'ım bakalım çok merak 3000 ediyorum. 3000 lira çakmağa gitti ya. Valla biz de bayağı bir aldık bir şeyler. Oh. Abi süpersin. Abi sağ olasın. İstanbul'da yiyemezsiniz 350 liraya bu kalitede şu döneri. Evet valla çok beğendik döneri. Şimdi dönerleri bitirelim. Antikacımıza gidiyoruz. Aldığımız ürünlerimizi değerliyoruz. Bakalım 11'er bin lira harcadık. Ne kadarlık ürün almışız, ne kadar kar etmişiz onu görüyoruz. Evet, Çay Yolu'na, Antika House'a yine Ecem Hanım'a geldik. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok güzel ürünler aldık. Bugün işte bu yılda bir yapılan bir pazar olduğu için daha güzel şeyler evet, olmasını özel umarak gittik. Olduğuna da inanıyoruz. Bence güzeldi ama yine biz standart şeyleri aldık. Yok ya, bu sefer standartımız biraz çıktı. Ben çok inanmıyorum standart aldığınız ama. Ben heyecanlıyım çünkü hani böyle bir ürüne böyle 5000 lira da diyebilir sanki Ecem Hanım gibi hadi geliyor bakalım. Bana. Evet, ona güvenip de zaten pahalı şeyler aldık biraz. Sunumla yapıyoruz bugün. Evet, bugün sunum tepsisi şey yaptık. Hangisini İlk kazık yediklerimi mi getirsem ya? Evet buldum. Evet şöyle. Ne ekim bu? Bu. Nalın. Nalın. İnsanlara takılan atlanına nalın mı deniyor? Takunya diye aldık. Takunya. Evet. Takunya bence de. Buna dedi ki yeni gelinin. Ayağının çeyizlik, altı düz olsun diye mi? Çeyizlik takunyası yani. Hani damat terli derler ya. Hayır mesela Çin'de atıyorum bunun full ayakkabı direkt tahta giyiyorlar ki ayaklar küçük kalsın diye giyiyorlar. O şey ama geyişe o ya. O yasaklandı. Ama var mı yine böyle öyle bir şey yok, mi bu da yani? Ayağının altı düz olsun kadının falan. Öyle de asabiliyorsun. Ama bunu niye asasın?
sanki. Evet, takunya, gelin takunyası olabilir. Üstü sedef katma. Güzel bir ürün almışsın. Çok güzel de el işi var. Ama eski bir şey diyeceğim. Belli. Şunla bazıları çıkmış olabilir, o sedeflerin. Onu bir söyleyelim. Düşündüğün zaman ne eskimiyor ki? Tam böyle bakarsak hiçbir şey. Bir kere manevi değeri çok yüksek. O yüzden ben vereyim mi fiyatı? Ver tabii. Ver ver. Bak emin misin? Ver. 1500 lirim. Oo, güzel. Oo. Bu da gümüş bir ayna. Çoğunlukla bunlar gümüştür. Bu da bir yerde ayarı olmalı. Gümüş diye aldıysan eğer. Gümüş diye aldım. Evet, ayarını şu an görmemiz gerekiyor. 900 ayar bak burada yazıyor. Nerede yazıyor? Oha. Bunlar da küstüm aynası diye geçer. Bunları böyle böyle asmazlar. Hatırlar mısınız? Bunları ters böyle asarlar. Evet. Evet. Adı küstüm aynası diye geçiyor. Gümüş ayna buna da 600 lira. Ama ayna olmasa orada ne fark edecek ki arkası olsa i̇şte sadece. İşte adı üstünde küstüm. Duvara bakıyor ayna. Evet. 600 lira derim buna da. Ne kadara almıştın? 2100 etti toplamı bunun. Yani 1750 verdik toplamda. E güzel. Yani. 350 kar. Buna çok sevindim. Evet, o güzel bir. Buna yıkıldım. Ona kaç verdin ayrıca? Bunu bana ilk başta kaç demişti? 1250 mi demişti? Öyle bir şey demiştim ama. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dedik ki başlarken herkes en fazla 2 tane fincan alsın dedik. Adam çeyizini dizmiş oraya bak. Dizdim tabii çeyizimi, ne yapayım? Oğlum 6 tabak var, 2 kahve fincanı var, 2 tane tatlılı matlılı. 2 set dedik. Ben 3 set aldım. Tamam yine uymamışsın. Uydum uydum. Dedim şimdi 2 sayı olarak çift oluyor. Allah'ın aklı 3'tür dedim 3 aldım. Şimdi evet. Hangisinden başlayalım? Buyurun şimdi ben set almaya çalıştım her şeyi. Şimdi bunlar Japon el yapım. Bunlar gerçek resim boyama, parmağınla da anlayabilirsin onu da. Hayır, transfer. Transfer mi? Evet. Evet. 24 ayar altın geçişli diyor. Evet, şu ikili yalnız set olduğunu evet, onun... Evet. Ama sen yani güzel ürün, temiz ürün kesinlikle. 250-500 derim ben ikisine. Ama sen olduğu için yıkıldım. Tamam. 150'yi almışız, 500. 300-500 iyi, 200 lira kar ettik orada. Bunlar çok temizmiş ama. Hiçbir evet. Altın yazılarında silinme yok. Trio diyoruz var, biz var, buna. Var, var, var. Nasıl olmuş? Nerede var ya silinme? Ya silinmiş işte kardeşim. Hayır ya. Ona biz yaşanmışlık diyoruz, silinmişlik. O yaşanmışlık, silinmeyle farklı olsun, şeyler. Evet. Bu triolara da ben 400 derim adet. 400-400. 400-400. 800 derim. Ne? Kafa sallama ne? 650 demiş. Kafa sallıyor yandan. Ben ablaya sordum tezgahtaki. 650'ye verdim dedi tanesine. Şu şöyle 2-300 mü? Gerçekten mi? Değildir, değildir. Yok yok, başka bir şeydir. Şu hepsi 2-300'dür ya. Hayır, toplam 2-300'ü aldık. 1-200 birine verdik. Tabaklara 1000 verdik. Bunlara 1-200 verdik. 600 tanesi bunlar. 600 dedi. Abladan mı aldınız? Evet evet. Tamam tamam, 600'den verdim. 600. Ben fiyat aldım abladan. Adet 600'e mi aldın? Evet evet. Ne yaptı yani? 200-400 zarar yazdı, tamam. Zarar mı yazdı? Hay Allah. Burada 6 tane pasta tabağı var. Sen set seviyorsun diye set aldık. Evet, ben altılı set seviyorum. Üstünde galiba bu Napolyon mu? Napolyon herhalde. Tabii Napolyon. Özel olarak kendi namına yaptırmış bunu. Yok, o kadar değildir de yaptırmaz ama şurada bir sanatçı imzası var. Bu yine transfer baskı ama güzel bir tabak. Ya ben olsam 1200 lira. Tanesi? Hayır, top. Öyle zaten değil mi? Evet. 1000 lira. Ne tamam, 200 lira kar ettik oradan. Ettik mi? Ne yaptık? Şimdi toplamda ne yaptım ben şimdi? 100 zarardayım ben burada evet, evet. Toplamda. Ne anladım ben böyle işten yani. Ben götüreyim, ben getireyim şimdi. Şimdi Eki'nin çatal bıçak takım setini görüyoruz. Oo. Yeni gelin servis takımı gibi geldim böyle. Şu yandaki ne? O ne? Bu aynı satıcıdan aldım diye, bunu ikinci ürün. Ha. Şöyle başlayabiliriz. Tamam, şöyle bir ayıralım önce. Ama çok güzel, temiz ürünler bulmuşsunuz, tebrik ederim. Şimdi bu bir Royal Albert. Çok da görmediğim bir serisi. Sürpriz çıkabilir. Ve Trio. Pasta tabağının küçüklüğünü gördünüz mü? Pastalar küçükmüş eskiden. Evet, eskiden. Bu da çay boyu dediğimiz. Yani ben 800 lira veririm bir tanesini. Bir tanesini? Evet. Sen ne kadar aldın? 750 aldım zaten. Ha iyi. 50 şerli. 1,5 yani. Şu ikisine 1,5 evet, verdim. Evet 1,5 ama güzel ürün. Daha ne diyeyim? Bir de şöyle bir işte ilaç kutusu, ilaç takı. İçi gümüş kaplamaymış şöyle. Gümüş kaplama. Gümüş değil. İçi içi. İçili dışı aynı maden zaten. Yani hani gümüş desen bir değeri olacak da. Şuraya bir bakalım ne yazıyor. 1916-19. Yani aslında diyeceğim ki ben buna açılmıyor ki. Açar evet. Yani kullanım amacı bu kadar büyük enfiye kutusu olmaz. Hani biz buna kutu diyelim, 300 diyelim. İyi. Kaç? 200. Ha, iyi. Ha, evet. Buyurun. Ya koca şeyden... 50-50-100, 200 lira kar ettim. 200 lira kar ettim, buyur. Bizim bugün acaba olmayacak mı? Ben ürünlerimi bir anlatmak, açıklamak isterim. Şimdi normalde bu çok değerli bir ürün değil. Fakat bu özellikle Osmanlı'ya özel yapıldığı için üstünde Osmanlıca yazılar görebilirsiniz her ikisinin de. Bu çok nadir olduğu için bu ürünün aynısından daha yüksek bir değerde ve peki, çalışıyor. Bir şey sormak isterim Ecem Hanım da buradayken. Osmanlı'ya özel mi yapılmış yoksa Osmanlı'da birisi üstüne adını mı yazmış kaybolmasın diye? Hayır, nasıl yazsın? Bunda da var. Yok, bazen öyle oluyor biliyor musunuz? Mesela üretim menşei başka ülkeden ama Osmanlı pazarına yapılıyor. Bizde olmayan ürünlerse bizim içeride satabilmemiz bak, için kolaylaşsın İsveç, diye. İsveç, Sweden diyor. Evet, bunun... İsveç ürünü Osmanlı'ya evet. Özel İsveç üretmiş bunun evet. İkisini de. Ne bu? Bir tanesi tüp herhalde. Bir bu gaz ocağı. Bu pürümüz bu gaz ocağı aynı. Ve her şey de şu an faal görünüyor gerçekten. Güzel ürün. Temizmiş. Evet, temiz. Bence 250 lira eder. Ya, ikin. Bütün parçaları da çalışıyor. Lehim yemiş ama eski oldu.
olduğu için problem değil. Osmanlıca burada da yazı var. Evet. Bir parçası eksik gibi şurada sanki. O da farkındaysanız biraz zamanla. E tabii üstü şey olmuş. Yaşanmışlık diyelim. 2500. İkisini 1700'e aldık. Sen çok 2500 dedim. Çok güzel. 1700'den 2500'e güzel. 800 lira kar ettik buradan. Boyan olsun. Olmayınca. Ah cezve getirdi. Evet. Oo. Bayağı ürün var. Ne o? O kol düğmesi. Sedef. Buradan başlayalım mı? Güzel görünüyor. Bir damgası yok. Sedef gibi. Çok sedef değil bence bu. Sedef değil. Hayır. Pazardayken sedef gibiydi. Yok bu bence sedef değil. O yüzden 250 lira derim ben buna. Ne kadar aldın hocam buna? 300. Sedef diye vermişler ama değil. Değil. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Onu çok merak ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu güzel bir ürün gerçekten. Şu gördüğünüz kısımlar bağ dediğimiz kaplumbağa derisi. Hmm. 18 tane. Evet bağ. Neresi zaten kaplumbağa derisi? Şurası. Nasıl kaplumbağa derisi ya? Plastik kız bu. Şöyle görünsün isterim kamerada. Bence çok güzel bir ürün. Hemen satılır burada bu. Yani şöyle söyleyeyim. Hemen gider. Bence çok değerli bir ürün. Ben buna 5000 liradan aşağı söylemem. Ne? Öyleydi fiyatı. Nasıl öyleydi fiyatı? Kaça aldın? Söylemezsin. Vallahi söylemem. Kaça aldın? Daha yüksek bile söyleyebilirim. 2000 liraya. Ama şey, şununla beraber 2500. Bu hediyeydi aslında. Evet. Ama yok eder. Çok güzel bir ürün. Nasıl ya? 2500 lira kar mı ettin bundan ya? Evet arkadaşım sen çakmak aldın kaç paraya şimdi? Dur konuşalım. Kim? Ben çok mutlu oldum. Evet. Yok güzel ürün tebrik ediyorum. Bugün çok güzel ürün. Ama dedim alırken de Ece Hanım dedim bu ürün tav olacak. Evet. Yüksekten söyleyecektim fiyatını. Eder ama bak eder. Şimdi şurada iki tane çok güzel mumluğumuz var. Böyle kadın formunda. Evet. Böyle üzüm geçmeleri var. Bereketi temsil ediyor. Baker Art Foundry. Şimdi ben bu damgayı biliyorum. Bu da çok güzel bir ürün. 1986 damgası var. Bunu araştırabilirsiniz. Bu herhalde dökümcü. Dünyaca ünlü bir dökümcü olması gerekiyor. İkisi 3000. Ama yükseğe almış olman gerekir. Ya da bilmeden sattılar. Hayır. Adam dedi ki 3000 lira dedi ikisi. Gerçekten mi? Hatta sana dedi 3000 lira fiyat verdiler ama dedi sizi çok seviyoruz 1000 liraya. Bu yayınlanacak verelim. Mı? 1000 liraya verdi. 1000 lirayı mı verdi? Hı-hı. 1000 liraya aldım. Ya alo bana böyle bir şey yapılmadı. Hatta dedi ki Orkun Bey'i de çok seviyoruz dedi. Ona verdi. Bana niye vermedi ya? O çakmak bir ederinde çıkmasın. Var ya ben o çakmağı alıp gidip pazara koşuyorum şu an bak buradan. O çakmak 178 bin lira etmeli o çakmak. Delirtmeyin beni. Ta-ta-ta-tam. Bunda bir... Jerevan. Şimdi bir dakika. Bu da böyle dövme güzel bir şey ama... Buna çok değerleyecekler dedi. Diyarbakır ürünü bu. Yok Osmanlı bakır. Osmanlı olduğunu da çok düşünmüyorum ama el yapması olduğunu düşünüyorum. Belki Urartu falandır eskidir daha. Yok daha şey tabii daha fi tarihi. El işçiliği var bak ezikleri var. El işçiliği el yapması olduğu belli ama ben Osmanlı kadar eski olduğunu düşünmüyorum. Üstünde de çok güzel işlemeleri var. Yani 600. 500. 100 lira da oradan. Bu tepsinin kârı ne yaptı? Ama güzel ürün seçmiş. Lan. Güzel seçmiş. Şu dünya ürünü bir dökümcü. Sadece kâr. Voy. 4-550 kâr etti tepsiden. Voy ver bana ver. Evet tatlı oh. Yiyelim, tatlı konuşalım. Oh süper. Buyurun. Şimdi oh, bir tane 1900 ya 15 dedi ya 25 dedi bisiklet pompası. Oh. Ve çalışıyor. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa görüyorum. İşte bak nadide bir parça. Nadide mi yoksa sonradan yapılma mı? Ecem Hanım nesi sonradan mi? Yapılma? Bak yaşam. Yaşanmışlığı da var her yerinde. Pompaya da benziyor şimdi evet. Peki markası nerede? Marka yok. Ben 1920'de bir pompa yapsaydım markasını yazar mıydım? Kesinlikle. Yani maden değerine yakın bir şey söyleyeyim. 700 lira diyeyim. Kaç paraymış? Ey çok güzel. 0 lira kar. Telefona bakalım. Telefon şey değil ama. Aselsan değil. Aselsan değil. Güzel. Ne bu ya? Telemit. Sahra telefonu evet. Ne demek sahra telefonu? Öyle de sahra telefonu. Çadır telefonu. Şimdi yani kablosu falan yerinde. Biraz şurasında bir kalkma var. Çok sıkıntı değil. Güzel de bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aselsanlar da bizde sevilen parçalar. Bu ondan da daha ağır ve yüklü görünüyor. 1200 lira. Ne kadarmış o? 116. İyi bereket versin. 110 mu? Onu da var yani. Şu Victorinox güzel bir ürün gerçekten. Bunun çantası da gerçek orijinal. Orijinal çantası, deri çanta. Çok sağlam, güzel bir Victorinox. Bir çakı. Şuralarında da yine bak kendi şeyleri var. Ama çakı yani. Çakı evet, ama çakı. Güzel bir çakı. Yok ama güzel bir çakı, çakı evet. Çakı var. 50 bin liraya da çakı var yani. Güzel ürün. 2,5 derim. Yapma daha dersin. Deri çantasıyla beraber. Sadece çantaya 1500 derler. Ama ikinci el alıyorsun. Oo. Deri bir çanta. Gerçek deri bir hakiki bir çanta. Deri bir çanta bu yani. Gerçek Victorinox ya can gibi. 3 diyeyim. 3 de bana. 1,5'ü almıştım. Bir ama kendi yükseltmesin. Güzelmiş ama ya hakikaten. İkine satarım ben bunu. Güzelmiş evet bana satarsın. Ya güzel ölmüş şey demedim. Güzelmiş hakikaten. Ama hani biraz daha şey almanı bekliyorduk evet. Yani. Uygun. Ama işte öyle oldu pazarla. Bu da yine el yapımı güzel yeni bir bıçak. Şey mi acaba bu ahşaptan mı? Onlar kolay ahşap. Ya. Evet yani çok bir el işçiliği tabii ki çok değerli bir yapımı ama yani ben 800 lira derim. 800 mu? Evet.
Bine aldık. Ben şimdi bütün ürünlerimi getireyim. En son Orkun çakmağı kaldı çünkü. Tamam. Çok sinirlendim ya. Bu aldıklarından 6000 lira zarar edersen kazanacağım. Evet. Evet. O çok ağır. Hadi bakalım. Başlamamı istediğiniz bir yer? Hiç fark etmez. Ya şimdi bunlar böyle hediyelik gibi. Ama yamuk birazcık onları. Ama düzelir onları. Göz önünde bulunduralım. Yani çok damgası da var ama. Ama üretici firma damgası gibi. Evet, gümüş olduğunu düşünmedim. O yüzden burası böyle 350 lira. İyi, güzel. Kaç aldın? Ne kadar? 250. Okey. Allah bereket versin. O ne? Bu bir tankart. Ne demek bu? Bira bardağı dediğimiz eskilerin. Zin kapağı var. Hı-hı. Zin kapağı da damgalı. Kapağın üstünde de işlemesi var. Güzel bir ürün. Güzel, yok güzel. Üstü transfer bu arada, el boyama değil. Hı-hı. 1980 yazıyor burada. Alman tabii ki. Yani buna da 500 lira. Ne oldu? 100 lira karımız gitti. Gitti mi? 600 müydü o? O kireçlenmiş biraz. Kireç mi? Yani kireç değil demeyelim de. Bunu bir Ermeni usta yapmış. Onu diyeceğim. Bu güzel bir şeye benziyor ama. Tamir mi görmüş? Yani görmüş bence. Şuradan görüyorsunuz bakın. Hı-hı. Eski bir ürün olduğu da belli. Şurada da bir imza gibi yani işte. Hı-hı. Ne olarak kullanmış? O kadar ağır ki anlatamıyoruz tabii. Burada işlemelerini de şöyle göstereyim. 3000 lira derim. Ne kadar? 150 falan aldım yani. Şaka yapıyorsun ya. Yok, kaç almıştık bunu ya? Tokmakla beraber 2200 aldım. Evet şu. Tokmak hem burada. Okey. Bu 1000, bu 1250. Tamam, bunu 1250 aldım. Şimdi ben bunun eczacı havanı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne dediler. Eczacı havanı demedim. Yok, sarımsak havanı var. Yok. Pirinç komple. Eczacı havanı olduğunu düşünüyorum çünkü bu kadar ağırlıkta. Eskilerde de eczacı havanları biraz böyle oluyor. Yani tabii eskiden kalma olduğu için pirinç değeri zaten çok yüksek eder de. 1000 lira derim ben. 1000 lira dedik zaten. Ya da 1000 liraydı. O zaman 1000 lira dedim ben de. O ne? Bu sigara. Bir hanımefendiden öyle aldım. Christmas ruhu diye. Christmas ruhu. Ya kırmızı görünce aldım işte. Anladım. Ama sigara kutusuymuş, Hollanda'ymış. Evet. Paslanmış bayağı. Evet. Yani üstündeki görsel olarak zaten hoş durabilir. Teneke farklı şekillerde de kullanılabilir. 250 lira. Oo güzel. 70 liraya aldım bunu. Çok yalnız. Vay. Anasını ya, tamam ben. Çakmak mı? Hadi bakalım. Hadi. Bu çakmak. Ne diyerek aldınız? 1913 el yapımı Sedef çakmağımız. Dönem ürünümüz. Çok da güzel bir ürün. Bakalım. Lütfen bir bakalım. Evet bana. Sedef. Bu bak gerçek Sedef. Benim sana verilen gibi değil. Eski ürün olduğu da belli zaten. Çakma işinin şöyle olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Öyle. Ya güzel ürün, eski ürün. Mekanizma çok farklı. Koleksiyon değeri şöyle, çok yüksek dedi adam. Şöyle, koleksiyon değeri şöyle. Sedefinden dolayı olabilir. Ben nadir böyle çakmakta Sedef gördüm. Güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dediğin kadar varmış. Ha 1913'tür, 1923'tür onunla ilgili bir şey söyleyemem 13'te şu an. 13'te de 23 bilmiyorum. Onu söyleyemem. Koleksiyoner bir şu an kapıdan içeri girse bu çakmağı görse bayılır. Kesinlikle bayılır. Net bayılır. Kesinlikle bayılır. Ona hiçbir lafım yok. Bayılır. Sen bunu 3000 lira mı verdin der. Ama çok yüksek paralar da vermez çünkü kırığı var bir. Biraz aa yandı. Aa yandı. Aa yandı. Sürpriz de yapıyor arada. Evet, arada yanıyor. Yani ben çok nadir olduğunu düşündüğüm, az gördüğüm için ve büyük ihtimalle de el yapımı olduğunu düşündüğüm için 7500 lira derim. Ne? Ooo bir dakika şu an dengeler bozuldu. 3000'e almıştım. 4500 lira bir tek çakmaktan kâr ettiysek. Ama öyle. Ya bir kere zaten sigara sağlığa zararlı. 7500 lira çakmağı veririm ya. Gözünü seveyim. Sigara yakma. Verilir tabii. Sigara yakma. Ada çayı yak evde. Evet. Çıra yak evde. Ne istiyorsan onu yak kardeşim. Lan kaç kere yakacaksın? 3 kere yakacaksın bunu. Hayır 3 kere yakmayacaksın. 3000 kere, 3 milyon kere yakabilirsin. Aa ürünme laf ettirmem. Rızıklar olsun ya. 500 lira diyecektin şuna. Yok denmez. Dur ekinin de son ürünü. Senin bitti mi ürünleri? Bitti bitti. Ben bitirdim. Bitti mi? Dur o zaman totali söyle. Ay. Ekin abi 7080 lira. Kâr etti. Vay anasını 11 bin liralık harcadı. 18 bin 700 lira mı kazandı ekin? Evet. Ben ne ettim? Bunu abi de 7340. Ay. 250-260 lira ya. Ya şuna 5000 desen hiçbir şey olmayacak yani. Ya niye 5000 desin? Ederini söylüyor kadın ya. Ama ben neden hep arada kalıyorum? Markası ne bunun? Hadi alacağım. Markası Lunik, yok ama. Lunik söyledi bana. Lunich. Lunich markası. Biliyoruz markasını. Ama çakıya bir tık fazla denmiş bak. Çakının sıfırı 3,5. Ama sıfırı değil o yaşanmış bir çakı. O bir antika. Ben ne dedim? Ben kaç dedim ona? 3 dedim. 2,5 dedim ben. O 3'e çevirdi. Niye çevirttin sen? Bilmiyorum ben. Sen nasıl ikna oldun bir anda? Ben de anlamadım. O an, evet o an. Adam beni kazıklı. 250 liraya bak bizi şey evet yaptı. Yaşandı bu ama. Ya ben de ne? Ben beraberliğe razıyım ama normalde yenmiştim. Ben de beraberliğe razıyım. Oğlum yapma öyle gözünü öyle kalacaksın. Kimin ürünlerini alırdın? İki hakkım var. Seninkini alırım. Değil mi? Seninkini alırım. Onun da güzel ürünleri var ama bağ bitirdi zaten. Bence ekin. Ne ekin berabereydi be. Sence berabereydi az önce. Nasıl sence ekine döndük şimdi? Ne kadar hızlı değiştiriyorum değil mi? Çok fikir değiştiriyorum. Bir şey diyeceğim. 5 dakika konuşsam şimdi dükkanı da alıp çıkacağız gibi biz yani. Ama hakkı ekinin de. Aa bak doğru. Nasıl hakkı?
hakkı için. Şaka bir yana ya. Evet. Ama çakmak çok iyiymiş. Tamam ben kazandım ama ne yapalım? Ben kazandım, hesap yaptık, kitap yaptık, ben kazandım. Tamam hadi ya sen kazan, tamam hadi bir kere kazandın. İlkinde tamam. Kim kazanmıştı? İki. Genelde böyle satışlarda ben kazanıyorum işte ondan ben. O zaman bırak da bu sefer de. Tamam bıraktım hadi. Tamam. Hadi. Gençlerin hadi. Önünü açalım ya 40 yaşında kelli felli adamsın. Ya kendisi de 30 yaşında anasını satayım sanki gençliği kalmış. Gece vicdanım çok rahat uyuyamayabilirim. O çakıcı çocuk yaktı bizi ya. Evet. Yine bit pazarına geldik. Ankara çok güzeldi. Bugünkü çok, bit evet, pazarı gerçekten güzeldi. Ürünlerimiz de çok enteresan ürünlerdi. Sıradakinde biz dedik ki münazaraya gidelim. Mezat'a gidelim. Mezat. Müzayede. Müzayede. Müzayede'ye gidelim. Canlı olarak bir açık arttırmaya katılalım. Yine bütçelerimiz olsun. Oradan böyle uzata uzata evet, alalım. Ecem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ekin abone değilseniz mutlaka abone olun. Bizim yolumuz uzun. Biz İstanbul'a geri dönüyoruz. Serinin devamı için likelayıp abone olun. Orkun bir dakika. Meşhur çakma almak isteyen de 56 bin liradan alabilirler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.